O anlamda Galatasaray'ın hocasız olması ya da takımı bilmeyen bir hocanın sıfırdan başa gelmesi çok ciddi bir handikaptı. Ben Burak Başkan'ın seçilmesine sevinmekle beraber Fatih hocamızla hemen ertesi gün, yani cumartesi seçim oldu. Pazartesi Fatih Hoca Florya'da sabah topbaşı yapmıştı. Bunun da çok anlamlı olduğunu, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. PSV maçına Galatasaray'ı hazırlayabilecek şu an Türkiye Cumhuriyeti ve dünyada en yetkili, en etkin ismin Fatih Terim olduğunu düşünenlerdenim. Bu konuda da yalnız değilim, milyonlarla ifade ediliyoruz benim bu görüşüm. Evet. O anlamda Fatih Hoca ile acilen anlaşılması ve pazartesi topbaşı yapılması Hiç çok şık vakit oldu. Hemen hemen Kaybetmeden. Burak Elmaz o süreci çok iyi yönetti. İki şık hareket vardı. Beni çok etkileyen bir Burak Elmas'ın Fatih hocamız pazartesi takımının başında mazbatayla sözleşmeyle Sözleşmeyle vakit çok geçirecek güzel. bir dakikamız bile yok. Çok şık bir Evet. açıklamaydı. Belki daha şık bir açıklama şampiyonluktan daha değerli. Açıklama değil de bir davranış. Sayın Ali Koç'tan geldi. Çok önemli bir basın toplantısında medya ordusunun karşısında çok önemli konuları izah ederken telefonu çaldı. Bunu Fatih Altaylı ustamız çok güzel yazdı. Telefonuna baktı ve özür dilerim dedi. Bu telefonu açmam gerekiyor dedi. Eşi arıyordu çünkü. Evet. Evet. Ya belki eve gelirken işte bir şey al diyecek. Belki hani ne zaman geliyorsun diyecek. Ya da Allah korusun daha ciddi bir Tabii. problem olabilir. Tabii. Arkadaşlar yani Fenerbahçe, bir holding, milyonlar, milyarlar hiçbir kıymeti, harbiyesi yok ailenin Aile yanında. tabii ki. Bunu bir kez daha çok şık bir şekilde gösterdiği için Ali Başkan'ı tebrik etmeme müsaade edin lütfen ve bence bir şampiyonluktan daha klas bir hareketti o. Çok, benim de Kutluyorum çok hoşuma Ali gitti. Başkan'ı, kutluyorum. Herkesin de eşine aşağı yukarı bu beyanda bir değer vermesini diyorum. Bu Seçim günü. Tevfik Fikret Salonu, Sayın 38. Başkan, Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas'ın başkan olduğu açıklandıktan sonraki bir dakika dolmadan, yani o Evet. 60. saniye dolmadan, bu 28. 29. saniye, gömlek de aynıymış bu Aynı, tam arada. onu söyleyecektim. Hatta Aynı sanki gömlek. özel gelmişim hani seçime gitmek için. Buna özellikle giydim. Bu Galatasaray Uğurlu gömlek mi? seçiminde ben TSYD'ye de bunu gitmiştim. Ya bu kıyafetle kime oy atıyorsam Evet, bize de uğur getirsin diye buraya inşallah. da öyle geldi. Şimdi Burak Bey'in ilginç bir özelliği var. 23 yaşında PAF takımı sorumlusuydu. 1990'lı yılların ortalarından başlayan Galatasaray efsanesinin oluşturan yönetim kurulu üyesiydi. 23 yaşında yöneticiydi ve yetkiliydi PAF takımından. 23 çok genç ama. 23 çok genç, Müthiş. evet. Çok, Evet. evet. Popescu, Hagi, Tafarel o kadronun oluşumunda yönetimdeydi. Zaten sevgili başkanın, o dönemin 30. başkanı oluyor Galatasaray'ın, Faruk Süren'in damadıdır. Kayınvalidesi Hatice Hanım'ın çok ilginç bir özelliği var. Müsaade ederseniz izleyicilerimizin de belki ilgisini çekebilir, özellikle Galatasaraylı seyircilerin. Hatice Hanım, sevgili Başkan Faruk Süren'in eşi, Hatice Süren hanımefendinin dedesi, Abidin Daver Bey, Ali Samiyen'le beraber, merhum Ali Samiyen'le beraber 1905 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nü kuran 13 üyeden biri. Kurucu üye, 8 nolu üye, amatördeyken takım 8. başkanı Hatice Hanım'ın dedesi, eşi 30. başkanı sevgili Faruk Süren, Sayın Faruk Süren, damadı Burak Elmas 38. başkan. Benim şimdiden söyleyeyim, başkan adayım Raif Elmas, Burak Bey'in oğlu. Elimize doğdu desem yeridir. Dünya beyefendisi bir çocuk. Tahsilini İngiltere'de devam ediyor o da. Hem eğitim hayatında başarılar diliyorum, hem de önümüzdeki 20 sene içerisinde, yani belli mi olur, 46. 47. başkan adaylarından belki de biri olacaktır. İnşallah o aynı gömlekle orada da oy kullanırsın. Yani baba başkan, dede başkan, Evet, evet. anneannenin dedesi Tabii, kurucu üye, yani müthiş. müthiş bir Galatasaraylılık geleneği olacak. Burak Başkan çok yakıştı. Son yarım saat ben
Burak Bey'in ailesiyle beraberdim. Sevgili Sezgin Elmas ve Saniye Elmas, Burak Bey'in babası ve anneleri, hanımefendinin yanındaydım. O heyecanı anlatamam. Yani yönetim kuruluna aday, Burak Elmas listesinden yönetim kuruluna aday arkadaşlarımızın, kıymetli yöneticilerin, iş adamları var, lojistik uzmanları var, hukukçumuz var, bir çok başarılı avukatımız var, işletmeciler var, ekonomistler var, lojistik sektöründe özellikle çok başarılı olmuş kıymetli yöneticilerimiz var. Hepsinin heyecanını anlıyorum ama onların heyecanının toplamını toplasak Saniye Hanım'ın duyduğu heyecanın yarısına bile yaklaşamaz. Çünkü kendi karnında taşıdığı Türkiye Cumhuriyeti'nde aydın bir evlat olarak yetiştirdiği, gözü gibi baktığı, iki kızı da öyle, üç evladına da öyle de ama başkan adayı, gönül verdiği kulübün başkan adayı ve başkan seçilebilir. Ve son üç sandığa gelene kadar başkan Sayın Eşref Hamamcıoğlu önde. Çok heyecanlı bir süreçti o. Son 3 sandıkta 13 oy fark vardı. Son 2 sandık kala Burak Bey 11 oy öne geçti. Her şeyi belirleyecek olan son sandıktı. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Öyle bir gerilim oldu ki burada. Son çok sandık, heyecanlı bir gündü ama son sandık açıklanmadan. Son 4 sandık açıklanırken ben Tevfik Fikret Salonu'na gittim ve Burak Bey'in yanındaydım. Eşref Hamamcıoğlu listesinde yönetim kurulu adayı Pelin Öztekin, sevgili Pelin. Evet. Bir Galatasaraylılık hanımefendiliği gösterdi. Yanıma kadar gelme nezaketinde bulundu. Ben onu görseydim ben yanına giderdim. Görmediğim için beni lütfen bağışlasın ama o gördü. Hiç de gocunmadı. Kendisi geldi. Hem Rasim abi olan muhabbetimizden, bizim canımız, ciğerimiz, ustamız, onun da babacı, sarıldık. Son dakikalarda başarılar diledik. 5 adaylı gördüğüm en demokratik seçimlerden bir tanesiydi. Bütün demokratik temayüller gerçekleşti. Çok büyük bir olgunluk ve Galatasaray efendiliği diye bir tabiri varsa onun dışına asla taşmadan cereyan etti ve Galatasaray'ın 38. başkanı açıklanır açıklanmaz Eşref Bey yarışı kaybettiği, çok az 41 oyla kaybettiği, o ana kadar da önde götürdüğü, bunu kabullenmek o dakika herkes için çok kolay olmayabilir. Fakat birdenbire seçim bitti. Galatasaray başkanının elini kürsüde kaldırdı. Evet. Zaten seçimin bir başka kazananı da Eşref Bey'di. Diğer bütün adaylar da kıymetliydi. Ben Metin Bey'in Galatasaray Genel Kurulu'ndaki hedef kitlesi ile Burak Bey'in hedef kitlesinin çok benzer olduğunu düşünüyorum. Eğer Metin Bey, Metin Öztürk'ten bahsediyorum, aday olmasaydı 41 oyluk farkın daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Diğer kıymetli adaylar da vardı. Hepsinde ya bir de öyle enteresan bir seçimdi ki şimdi 4750'ye yakın kişi oy kullandı. Yönetim kurullarında 5 aday da zaten onardan desek 50. Şeyleri desek, yedekleri desek 100. Onların yakınları desek 500. Yani her oy kullanan 10 kişiden birinin bir yönetim kurulunda bir bağı var. Bağlantısı var. Yani evet. Oy atmaya giden 10 kişiden biri esasında bir yönetim kuruluyla yakın. Bu da o sevinç anları. Coşku tabii. Evet, sevinç ama anı. Son sandıkta kazanıyorsun. Yani bu sevinç normal. Yani son 2 sandık kala böyle yaşarsın sevinci. Hakikaten ben evet. Çok takdir ediyorum son seçimi. Evet, birbirlerine sarıldıkları. Yani 5 aday çıkması, efendime söyleyeyim kıran kırana geçmesi. Ki ertelendi ileri bir tarihe acaba ne olacak falan denilirken şurada da ben varım elimde telefon. Bak ablam gömlek bak. Göbekten tanıdım abi. Göbekten tanıdım. Şimdi seçimi konuşunca tabii şu sorular da gelmeye başladı. Burak Elmas yönetimi vaatlerini gerçekleştirebilecek mi sizce? Zor bir dönemde de geldiler tabii. Özellikle mali konular. Ne düşünüyor Şoray'ın? Ben her şeyden önce göreve başladığı andan itibaren büyük bir özveriyle çalışan, bazı kararlarını, bazı açıklamalarını eleştirdiğimiz dönem zamanlar oldu. Fakat Mustafa Cengiz Başkanım'a sevgilerimi göndererek, kıymetli hizmetlerine teşekkürlerimi bir Galatasaray Kongre üyesi olarak, bir taraftar olarak
sonsuz teşekkürlerimi kabul buyurmasını dileyerek başlamak istiyorum. Sağlığını verdi, hayatını ortaya koydu ve mali anlamda bence asla enkaz edebiyatı yapılmayacak bir mali portreyle Galatasaray'ı, hatta son başkanlığı devretmeden önce de UEFA'dan kısıtlamaları ortadan kaldırarak, yani borçlu ve gerçekten enkaz sayılabilecek, hatta ondan bir önceki seçimde ibra sorunu yaşayan bir yönetimden sonraki yönetimin başına geldiğinde Mustafa Cengiz başkanımız, sevgili başkan, inan edin, öyle derdi o kulakları için, inan edin, o zorlu süreçten gemiyi karaya oturtmadan, kazaya uğratmadan getirdi ve geçen sene eğer bir gol daha olsaydı şampiyon başkan olarak tabii. belki de sezonu tamamlamış olacaktı.